Almanya'da Köln şehrindeyiz. Tarihi Dom Kilisesi ve tarihi Hauptbahnhof dediğimiz büyük tren istasyonu kesiştiği noktada bugün adalet nöbetindeyiz burada. Az sonra saat 2'de başlayacak olan adalet nöbeti için kısa röportajlar yapmaya çalışacağız Yol TV adına. Bu nöbet biliyorsunuz Türkiye'de yargılanan Avrupa Arevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker için. Turgut Öker'in Türkiye'de yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor ve ayın 18'inde de bir mahkemesi var. O mahkeme öncesi eylemlerimiz var Avrupa'da. O eylemlerinden birini de bugün Köln Dom önünde gerçekleştireceğiz. Yanımızda Alevi Kültür Merkezi Başkanlarından sevgili Ali Eren canımız var. Kısa bir değerlendirmesini alacağız kendisini. Şöyle. Sevgili canlar, hepiniz aşk muhabbetine selamlıyorum. Biz bugün Köln Hauptbahnhof'un önündeyiz. Adalet nöbeti tutmak için buradayız. Neden adalet nöbeti? Çünkü son süreç içerisinde Alevi hareketine, bilhassa Avrupa Alevi hareketine, başta Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'na yapılan sistematik bir saldırı var. Ve bu saldırı bilindiği bir merkezden yürütülüyor. Bunun da bilincindeyiz. Bizlerin burada yapmış olduğu çalışmalarını ve çalışmalar sonundaki kazanımlarımızı küçük düşürmek, bizleri burada bölüp parçalamak, marjinallaştırmak, terörize etmek için uygulanan bir sistematik bir eylemdir. Ve bu doğrultuda sevgili Onursal Başkan, yani Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanımızın 2012-2015 yılları arasındaki yapmış olduğu konuşmaların neticesinde seneler sonra mahkemeye verilmiş ve mahkemede şu anda sürekleme bir boyutunda. Ayın 18'inde, 18 Haziran'da ve 1 Temmuz'da mahkemeleri var. Ve bu mahkemelerdeki kendisine affedilen suçlamalar şöyle baktığımızda, internasyonal bir hukuk çerçevesi içerisinde, insan hakları beyannamesi çerçevesi içerisinde ve bu beyannameye imza atan ülkelerin hukukunda böyle bir suçlama yapılamayacağı ve bu konuşmaların ifade özgürlüğünü kendimizi dışa tanıtmamızdan gerektiğini ve her Alevinin de bu cümleleri muhakkak defalarca söylediğinin bilincinde olduğumuz için bu sadece Turgut Öker başkanımıza yapılan bir dava değil. Bu bütün Alevilere. Bizleri burada yine tekrarlıyorum marjinallaştırmak için denenen bir oyundur. Bu oyunun bir öncesi vardı. Alevisiz Aleviler denildi. Baktıklar ki Alevisiz Aleviler hiçbir şekilde bir karşılığını bulmadı. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir cemevi olup da cemevi içerisinde Ali'nin olmayışı, yol önderlerimiz tarih boyu süreci içerisinde bedel ödemiş yol önderlerimizin resimleri olmadan ve onlara affedilen bir ibadetimizi yapmadığımız bir ortam yoktur. Sadece şunu söylemek gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Alevi varsa orada Alevilik vardır ve bu Alevilik var olacaktır. Ve bizler dünyanın değişik coğrafyalarında varız. Aleviliği oralarda yaşatacağız. Kim ne derse desin bizlere karşı baskılar da uygulansa, korkutma politikaları da yapılsa bizler davamızdan dönmeyeceğiz. Çünkü bu dava için bu binlerce yıl içerisinde Alevi inancının yol önderleri bedeller ödemiştir. Bu bedeller de bizim buradaki yapmış olduğumuz adalet nöbeti ise sevgili Turgut Öker canımızın mahkemesinden önceki bir dayanışma gösterisi ve Avrupa'nın 20 değişik şehrinde aynı anda yaptığımız bir şeydir. Ha burada sanılmasın kalabalığımızın çokluğu azlığı bizim onun için önemli değil. Bizler yüz binleri sokağa döken bir devası bir örgüt olduğumuzun bilincini gösterdik ve bunu herkes biliyor, dost da biliyor, düşman da biliyor, herkes biliyor. Önemli olan bizimle beraber yol arkadaşlığı yapan diğer sosyal toplum kuruluş örgütleriyle olan dayanışmamızın koparılması ve göreceksiniz bugün bu meydanda da adalet nöbeti tuttuğumuz meydanda ve meydanlarımızda Avrupa'nın biz ve bizimle beraber yoldaşlarımız, arkadaşlarımız ve dostlarımız olacaktır ve bunu hiçbir güç yok edemeyecek. Eyvallah. Bu doğrultuda sadece bir çağrı yapmak istiyorum. Tabii ki koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye
gitme durumumuz, mahkemede bulunma durumumuz olmadığından dolayı Türkiye'deki Alevi canlara demokrasiden, özgürlükten, hak ve hukuku sayan, zalime karşı duracak cesaret olan tüm canlarımızı 18 Haziran'da mahkemede Turgut Başkanımıza dayanışma göstermeleri için bir çağrıda bulunuyorum ve orada olmalarını canı gönülden arzuluyorum. Bizleri orada temsil etsinler. Bizler de burada elimizden gelen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dayanışmamızı gösteriyoruz. Turgut Öker demek Alevi hareketinin motoru demektir. Bugüne kadar başarılarımızı o onursal başkanımızın öncülüğünde yaptık ve onun gibi bu yolda bedeller ödemiş ya da emeklerini harcamış bütün canlarımızın önünde, hizmetler önünde saygıyla eviliyorum. Bu başarı varsa bütün Turgut Öker başkanımız gibi bütün başkanlarımızın, bütün yöneticilerimizin, bütün kurum cemevi başkanlarımızın emeğiyle buraya gerçekleşmiştir. Hak ve adalet sadece Turgut Öker için değil, dövizlerimizde de bu. Turgut Öker gibi her canımıza, herkese yönelik bir adalet ve hukuk istiyoruz sevgiyle. Sevgili canlar, sizleri Köln'ün merkezinde Dom Kilisesi'nin önünde saygıyla selamlıyorum. Ben Duisburg ve çevresi Alevi Kültürü Merkezi Başkanı Cemal Şen. Bugün burada bulunmamızın sebebi Türkiye'de bulunmakta olan sevgili onursal başkanımız Turgut Öker ve arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz bir şekilde yargılanması, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması münasebetiyle adalet nöbetindeyiz. Sizleri 18 Haziran Kartal Adliyesi'nde bekliyoruz. Sevgili başkanımız o gün orada yargılanacak. Başkanımızı yalnız bırakmayalım. Tüm canları Kartal Adliyesi'ne bekliyoruz 18 Haziran'da. İyi günler. Ben Müslüm Sakınç, AKM Ports Yönetim Kurulu Başkanı. Biz bugün burada Turgut Öker nezdinde Alevilere yapılan baskıları kabul etmediğimizi, bunların kabul edilemeyecek bir yapıda olduğunu kabullenmek amacıyla veya protesto etmek amacıyla toplanıyoruz. Bildiğiniz gibi ayın 18'inde Turgut Öker'in mahkemesi söz konusu. Fakat mesele aslında sadece bir kişisel mesele değil. Olaya mesele Turgut Özel nezdinde kişisel olarak bakmamak. İşin özü Alevilere yapılan baskıdır. Alevilerin bu toplumdaki yerinin, Alevi kitlesinin bugünü ve yarınını ilgilendirecek meseledir. Sadece Aleviler de değil, aslında Türkiye'deki, Anadolu'daki yaşayan tüm azınlıkları ilgilendirecek bir şeydir. Çünkü yapılan bu tür cezalandırmalar, eğer cezalandırma doğru bir tabir sayılırsa, verilebilecek zerre kadar cezalar sadece Turgut Öker'e değil, Alevilere, Alevilerden hariç Türkiye'de yaşayan tüm diğer azınlıklara verilen cezalardır. Çünkü kim sesini çıkarmışsa, kim iki lafım var benim bu düzene karşı, bu iktidara karşı, bu diktatörlüğe karşı, faşizme karşı, ırkçılığa karşı demişse, kim Yezid demişse, Muaviye demişse, Şimir demişse bunlara, bunların yaptıklarını kabullenemeyiz biz. Çünkü bizim yüzyıllardır, bin yıllardır haykırdığımız şeylerdir bunlar demişse, hemen üzerlerine baskı uygulanmaya, mahkeme kararlarıyla bunların üzerine gidilmeye çalışılmıştır. Her türlü baskıyı uygulamak denemişler, uygulamak istiyorlar. Bu biraz önce tekrar söylediğim gibi sadece bir Turgut Öker'e baskı uygulama değil, tüm Alevilere uygulanmak istenen baskıdır. Tüm azınlıklara uygulanmak istenen baskıdır. Çünkü kim ağzını açarsa diyor, tıkarım içeri, atarım içeri. Öyle istediğiniz gibi konuşamazsınız veya bana biat etmeniz lazım diyor. Tüm muhalifler için geçerli bu yani. Tüm muhalifler için geçerli ve işte ötekileştirilen herkes bu durumdan nasibini almalı. Eğer biz biat etmeyeceksek, ki Aleviler bin yıllardır biat etmemişler, bugün de etmeyeceği gibi gelecekte de etmeyecektir. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Ve tüm ötekileştirenler, tüm azınlıklar, ezilenler, zulme karşı duranlar, zalime karşı olanlar birleşmeliler. Ortak paydada,
birleşmeliler. 18 Haziran'da mahkeme önünde bulunmalılar. Mahkeme önüne gelmeleri lazım. Ve mahkemede yerlerini almalar lazım. Turgut Öker'e sahip çıkmalar lazım. Turgut Öker'in yanındayız diye haykırmalar lazım. Bu aynı zamanda sırf Turgut Öker'in yanındayız haykırması değildir. Bu Alevilerin yanındayız diye haykırmadır. Bu Kürtlerin yanındayız diye haykırmadır. Bu tüm diğer azınlıkların sesini yükselmek isteyen tüm azınlıkların, ötekileştirilenlerin yanındayız demektir. Bu anlamda tüm canlarımızı istisnasız ayın 18'inde İstanbul'da Turgut Öker'in yanında görmek istiyoruz. Teşekkürler. Benim adım Zeki Gökhan. 13 yıldır Sol Parti'nin bölge yöneticisiyim. Bugün burada geç kalan adaletin en büyük adaletsizlik olduğunu haykırmak için arkadaşımız, yoldaşımız, Avrupa Alevi Ülkeleri Konfederasyonu Başkanımız, sevgili kardeşimiz Turgut Öker'le dayanışmak ve ayın 18'inde yapılacak olan mahkemeye demokratik kamuoyuna çağrıda bulunmak vesilesiyle buradayız. Biz şunu biliyoruz. Adaletsizlik bir toplumu çürütür. Adaletsizlik bir toplumun hücrelerinde büyük yaralar açar. Bu adaletsizlikle yaşanmaz. Adalet bir ülkenin toplumsal namusudur. Aç kalınır, açık olunur ama onsuz yaşanmaz. Sağ olasın. Eyvallah. Merhaba, benim adım Canan Sarı. Düsseldorf Alevi Toplumu adına buradayız üyelerimizle birlikte. 18 Haziran'da Turgut Başkan'ın mahkemesi var hepinizin bildiği gibi. Biz de onun için bugün buradayız. Adalet için buradayız. Demokrasi için buradayız. Bir an önce Turgut Başkanımızın yurt dışı yasanın kaldırılması ve bunun akabinde tabii ki Türkiye'de bulunan bütün siyasi tutukluların bir an önce serbest bırakılmalarını diliyoruz. O yüzden biz Aleviler olarak bugün hemen hemen Avrupa'nın her şehrinde sokağa çıkma eylemi var. O yüzden biz de Almanya'da Enerve bölgesi olarak Köln Dom Kilisesi'nin önündeyiz. Hauptbahnhof'un önündeyiz. Bir an önce demokrasi, adalet, Turgut Başkan'a özgürlük diyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Der Alevitischen Konföderation in Europa. Turgut Öker war auch eine Periode lang Abgeordneter in der Türkei. Seit nunmehr zwei Jahren befindet sich Turgut Öker nun in der Türkei. Er steht unter Anklage. Ihm werden verschiedene Dinge vorgeworfen. Äußerungen, die er getätigt hat in seiner Zeit als Vorsitzender der Alevitischen Gemeinde Deutschlands, aber auch als Politiker, aber auch als Sprecher der Alevitinnen und Aleviten. Zwischendurch konnte er noch einmal kurz nach Deutschland ausreisen, aber ist dann wieder zurück in die Türkei und am 18. Juni wird in Istanbul seine nächste Verhandlung stattfinden und wir sind heute hier, um Gerechtigkeit für Turgut Öker zu fordern. Bugünkü konuşmalarımız Almanca ağırlıklı olacak arkadaşlar. Çünkü Alman kamuoyuna da taleplerimizi ve meselemizi duyurmak istiyoruz. Turgut Öker'le ilgili zaten durumu siz biliyorsunuz. Siz çoğunluk olarak Alevi kültür merkezlerinden, cemevlerinden, Enerji bölgesinden bugün buraya geldiniz. Turgut Öker 2 yıldır Türkiye'de. Bir ara kısa Almanya'ya geldi, tekrar geri döndü. Mahkeme süreci devam ediyor. Milletvekili olarak, ABF Başkanı olarak, ABK Onursal Başkanı olarak bizim adımıza taleplerimizi dile getirdiği için bu durumda yurt dışı yasağı konulmuş, Almanya'ya geri dönemiyor ve haksız bir şekilde yargılanıyor. Ben şimdi sözü uzatmadan mikrofonu ABF Sekreteri, pardon, Ufuk Çakır'a uzatmak istiyorum. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Janlar, als Menschen, als Religionsgemeinschaft und als Akteure, die sich für die Integration und für ein friedliches Miteinander der Religionen und Lebensanschauungen einsetzen, begrüße ich Sie ganz herzlich im Namen der Alevitischen Gemeinde Deutschland. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute in den Städten Europas und hier in Köln versammelt, um uns hinter Turgut Öker zu stellen, der die Alevitische Gemeinde Deutschland jahrelang geführt hat.
den Aleviten und Aleviten wegen seinem Engagement die Ehre erwiesen haben und ihn zu unseren Ehrenvorsitzenden gemacht haben. Das Engagement Turgut Ökers trug dazu bei, dass wir als Glaubensgemeinschaft der Aleviten und Aleviten hierzulande beispielsweise rechtlich anerkannt sind, dass unsere Bestrebungen in Staatsverträge hierzulande hineinfließen. In seinem Engagement ging es um Menschenrechte, und zwar um das vornehmste Menschenrecht, nämlich der Religionsfreiheit. Nicht nur hier in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern gerade auch im Herkunftsland der Aleviten und Aleviten, nämlich in der Türkei. Als Europavorsitzender der Aleviten und Aleviten nutzte er jede Gelegenheit, die mangelnde Religionsfreiheit der Aleviten und Aleviten gegenüber der türkischen Regierung anzusprechen und politisch freiheitsrechtliche Forderungen geltend zu machen, aufzustellen. Nun wird Turgut Öker in der Türkei angeklagt, aber nicht zum ersten Mal. Daher ist es nun umso wenig nachvollziehbarer, dass Turgut Öker in seiner Freizügigkeit eingeschränkt wird. Wenig nachvollziehbar, weil er sich bislang immer jedem Prozess, jeder Behörde gestellt hat und auch hingegangen ist und entsprechend Stellung genommen hat. Wir lehnen die Freiheitsentziehung gegenüber, die Freiheitseinschränkung gegenüber Herrn Turgut Öker ab. Sein Engagement für eine Gesellschaft, in der Menschen, egal woher sie herkommen, wie sie aussehen und woran sie glauben, darf nicht sanktioniert werden. Wir stehen hinter seinem Engagement für die Religionsfreiheit an Alevitinnen und Aleviten in der Türkei. Wir stehen hinter seiner Botschaft nach friedfertigem und wechselseitigem Respekt miteinander. Als Alevitinnen und Aleviten sehen wir uns in der Verpflichtung, unseren Interessenvertretern, unseren Funktionären zur Seite zu stehen und unser ganzes Tun und Engagement dafür einzusetzen, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft gegen die Einfalt des Denkens schützen. In diesem Sinne fordern wir die unverzügliche Aufhebung der Ausreisesperre gegen Turgut Öker. Wir fordern Freiheit für Turgut Öker. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Ufuk. Solidarität ist sehr wichtig. Es gibt ja diesen türkischen Slogan, der immer bei allen Demonstrationen, eigentlich von allen Gruppen, immer gesagt wird. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Schweige nicht. Wenn du schweigst, dann wirst du an der Reihe sein, einmal. Deswegen ist es sehr wichtig für uns, dass wir Gastredner heute hier haben. Und eine dieser Gastrednerinnen, die heute Zeit gefunden hat, ihr dürft nicht vergessen, es ist ein langes Wochenende, es ist Corona-Zeit. Trotzdem ist Lale Akgün, ehemalige Bundestagsabgeordnete von der SPD, heute hier als Vertreterin des Kulturforums Türkei-Deutschland. Das Kulturforum Türkei-Deutschland setzt sich schon seit Jahren für politische Häftlinge ein. Ganz gleich, welcher Gruppierung, welcher Richtung sie angehören. Und das Kulturforum Türkei-Deutschland setzt sich natürlich auch für die Freilassung und für Gerechtigkeit für Turgut Öker ein. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir heute Lale Akgün hier begrüßen dürfen. Liebe Lale, bitteschön. Danke. Değerli dostlar, sevgili canlar, bugün Köln'de ve Avrupa'nın birçok şehrinde düzenlenen adalet nöbetlerine katılan tüm dostları, Avrupa'daki ve Türkiye'deki Alevi toplumunu şahsım adına ve Türkiye-Almanya Kültür Fonu adına candan selamlıyorum. Bugün tabii ki Turgut Öker'in arkasında olduğumuz için buraya toplandık. Fakat aynı zamanda Türkiye'deki demokratik hakların gasp edilmesini kınamak için de bir araya geldik. Evet dostlar, biz yalancı demokrasi nöbetlerinde değiliz. Gerçek adalet nöbetlerindeyiz ve beraberiz. Bizler nefes aldığımız gibi demokratik haklarımızı da istiyoruz. Tek tek ve hep beraber. Fakat ortadaki tablo çok farklı. Hukuk devletinin ve demokratik hakların ayaklar altına alınmış olduğu bir Türkiye'de Erdoğan rejiminin emirlerine
ve çıkarlarına karşı çıkan insanlara nefes alma hakkı yok. Fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, çoğulcu yaşam hakkı, din özgürlüğü yok. Bugün Türkiye'deki tüm vatandaşlara, politik tutuklulara ve sanıklara getirilen yasaklar ve engeller tamamen keyfi. Bu durum evrensel insan haklarına ve demokrasiye karşı olduğu gibi Türkiye'deki faşist eğilimli bir diktat sisteminin ayak sesleridir. Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresi artık geri döndüremeyecek çöküşün yakın olduğunu farkındalar. Onlar gene de tüm olanakları ile ele geçirdikleri yargı ve kolluk güçleriyle, medya tekerleriyle demokrasiye inananların üzerine saldırmakta ve toplumda korku saçmaktadır. Erdoğan ve yandaşların emelleri belli. Türkiye'deki yaşayan tüm etnik ve dinsel grupları birbirine düşürmek, demokratik güçleri bölmek ve saltanatını devam ettirmek. Bunun için yasal yollardan seçilen milletvekillerini tutukluyorlar. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve bir dizi seçilmiş politikacı, yüzlerce aydın, sanatçı, gazeteci hapiste tutuluyorlar. Ulusal Başkanımız Turgut Öker'e temel hak ve özgürlükler tanınmıyor. Bizler, kardeşlerim, bizler bu parçala ve yönet oyununa gelmeyeceğiz. Bizi dinsel veya etnik çizgide kırmalarına izin vermeyeceğiz. Tüm antidemokratik gelişmelere karşı biz demokratlar her zaman birlikte olduk ve birlikte olacağız. Bu yüzden adalet nöbetine Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak tüm demokratik güçleri davet etmeniz, demokrasiden, insan haklarından, özgürlükten ve laiklikten yana tüm güçleri dayanışmaya çağırmanız demokrasi hareketi için büyük önem taşıyor. Bundan dolayı sizlere tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum. Temel insan hak ve özgürlüklerini, anayasal haklarımızı savunmak için bir aradayız ve her zaman bir arada olacağız. Sevgili kardeşlerim, baskılar karşısında susmayacağımızın altını çizerek hepinizi Türkiye Alman Kültür Forumu adına da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Söyleyeceğim bir tek şey var. Lütfen korkmayın, lütfen kendinizi geriye çekmeyin. Hep beraber yola devam. Sevgili Lale, çok teşekkür ederiz bugün buraya geldiğin için. 2010 yılında doğru hatırlıyorsam Türkiye'de Doğan Akanlı tutuklanmıştı. Hiç beklenmedik bir şekilde. Ve Doğan tutuklandıktan sonra burada bir grup arkadaş Doğan için bu uyarı nöbetlerine başlamıştı. Doğru hatırlıyorsam benim de ilk katıldığım uyarı nöbeti oydu. Yani bu tarzda bir eylem formu, eylem biçimi olarak. Yani o günden bu yana sürekli şu domun her tarafında bir araya geldik, nöbetlerde bulunduk, nöbet tuttuk. Ve o zamanlardan sonra oluşan bir oluşum da Manvahı. Şu arkada biraz önünü açarsanız bir pankart görüyoruz. Stimmen der Solidarität Manvahı Köln. Ve bu arkadaşlar bir dernek kurdular. Ve şurada afişte görebiliyorsunuz. Sadece Turgut Öker için değil, zamanında Deniz Yücel için, Gönül Örs için, Adil Demirci için, Bekir Topgider için ve birçok Türkiye'deki siyasi tutsaklar için burada, yani Almanya'dan giden, özellikle Köln'den Türkiye'ye gidip de tutuklanan arkadaşlar için dayanışma çalışması yaptılar. Bu çalışmalar çok değerli çalışmalardır. Çünkü bu, biraz önce Lale'nin de söylediği gibi bizi bölmelerine müsaade etmiyoruz, bir araya geliyoruz. İstediğimiz, talep ettiğimiz adalettir, hukuktur, hukuk devletidir. Ve bu çalışmanın motor güçlerinden birisi de Jörg Detin'dir. Jörg schafft die Straße auf Türkisch, schon angekündigt, angesagt. Ich habe gerade fast das kurz zusammen. Die, als Doğan Akanlı 2010, wenn ich mich richtig erinnere, festgenommen wurde in der Türkei, hat sich hier, soweit ich mich erinnere, die erste Mahnwache dieser Art gebildet in Köln. Und seitdem sind wir immer irgendwo um diesen Dom herum und protestieren.
und mahnen und fordern die Freilassung und Gerechtigkeit für die politischen Gefangenen, aus welchem Grund oder von welcher Gruppe auch immer. Und Jörg Detjen ist einer der wichtigen Persönlichkeiten, der wirklich immer dabei ist, Briefe schreibt, diplomatisch aktiv ist und sich einsetzt für sehr viele politische Häftlinge bzw. Freunde, die unter Hausarrest in der Türkei sind oder die nicht nach Deutschland oder nach Köln wieder zurückkommen können. Insofern freue ich mich sehr, dass Jörg Detjen von der Linkspartei, also Die Linke, der Fraktionssitzende von der Partei Die Linke, hier im Rat der Stadt Köln heute hier anwesend ist und solidarisch mit uns eine Rede halten wird. Bitte, lieber Jörg. Verehrte Kölnerinnen und Kölner, liebe alevitische Freundinnen und Freunde, vielen Dank für die Einladung zu dieser Kundgebung. Unsere Stadtratsfraktion von den Linken ist solidarisch mit euch und mit Turgut. Und meine Ratskollegin Güldane Tokyurek ist auch gekommen, um diese Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Ich habe kürzlich am 3. Juni auf einer Kundgebung der Gruppe Stimmen der Solidarität, die hier auch vorne stehen, auf dem Wallraffplatz gesprochen und die Frage aufgeworfen, was hat Turgut Öker, Günil Örs und Beki Topgeider gemein? Was ist ihnen gemeinsam? Das ist eine ganz einfache Antwort. Alle drei sind Kölner und Kölnerinnen. Und alle drei haben die deutsche Staatsbürgerschaft und trotzdem werden sie in der Türkei gefangen gehalten. Was hat Turgut Öker mit mir, Jörg Detjen, gemeinsam? Ja, wir sind beides Kölner, aber wir gehören auch gleichzeitig jeder einer linken Partei an. Turgut ist Mitglied der HDP. Das ist die Schwesterpartei von den Linken. Und ich bin in der Linkspartei und die Schwesterpartei ist die HDP. Daran könnt ihr erkennen, was das für Gemeinsamkeiten sind. Deshalb sage ich, Turgut ist mein Bruder und wir haben zwei Schwestern, um die wir uns gemeinsam kümmern müssen. Worum geht es mir? Wir müssen die Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, ein Gesicht geben, eine Identität, eine Biografie. Wir müssen auf sie aufmerksam machen und wir müssen sie wertschätzen und wir dürfen sie nicht vergessen. Darum geht es mir, wenn ich mich um diese einzelnen Gefangenen kümmere. Ja, wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen, aber wenn wir den Gefangenen, um die wir uns kümmern, kein Gesicht geben, dann wird es uns nicht gelingen, breite gesellschaftliche politische Kräfte zu gewinnen, die sich für die einsetzen. Der Kölner Stadtrat hat sich in den letzten Jahren parteiübergreifend, also von CDU bis zur Linken, immer wieder für Kölnerinnen und Kölner eingesetzt und deren Interessen angenommen, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen und zu Unrecht in der Türkei Unrecht geschieht. Ich möchte nur Namen nennen. Duan Akanle, Dr. Şahru Garip, Adil Dimici, Hosan Çağnı, Günün Örs. Und diese Liste müssen wir jetzt erweitern um Turgut Öker und Beki Tokbayder. Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Und meine Erfahrung ist, was diese Kölner Gefangenen im Gefängnis erleben, das müssen wir konkret den Menschen darstellen und immer wieder in der Öffentlichkeit darlegen. Darüber kommt man in die Öffentlichkeit, darüber kann man die Schicksale darstellen. Es ist ein Unding, ein Skandal, dass Turgut Öker am 18. Juni der Prozess gemacht wird. Wir fordern seine sofortige Freilassung und Ausreise nach Köln. Die Aleviten
sind die zweitgrößte Religionsgruppe in der Türkei. Sie werden von der türkischen Regierung verfolgt und diskriminiert. Von Minderheitsrechten in der Türkei kann man nicht sprechen. Turgut Öker ist Ehrenvorsitzender der alevitischen Gemeinde hier in Köln. Ich würde mich gerne mit euch gemeinsam dafür einsetzen, dass sich die Kölner Religionsgemeinschaften, also die katholische Kirche, die evangelische Kirche, für die Freilassung von Turgut einsetzen. Das halte ich für ganz wichtig. Die Lage in der Türkei ist hochgefährlich. Als ich vor 3 Jahren in die Türkei gefahren bin, um mich mit Dr. Şahu Garip zu treffen, lag die türkische Lira bei 3,60. Heute bei 7,70 pro Euro. Daran könnt ihr sehen, dass sich die Inflation verdoppelt hat. Die Türkei führt Kriege in Kurdistan, Syrien und Libyen. Unterdrückung und Terror gehen weiter und die Armut steigt dramatisch. Der Wahlsieg von İmamoğlu in unserer Städtepartnerschaft Istanbul war ein Lichtblick. Ich wünsche der HDP und der CHP eine glückliche Hand in dieser komplexen Situation. Das macht uns alle Sorgen. Wir sollten aber auch schauen, was hier in Deutschland passiert. Lasst uns gemeinsam gegen den Rassismus in dieser Gesellschaft kämpfen. Letzten Samstag hatten wir eine große Demonstration von 10.000 Leuten in Deutschland auf der anderen Rheinseite. Das war beeindruckend. In wenigen Wochen finden in NRW Kommunalwahlen und die Wahlen zum Integrationsrat statt. Mischt euch ein, schaut euch die Parteien an. Wer steht konsequent gegen Rassismus? Wer setzt sich für euch ein? Ein Hinweis, nicht in eigener Sache, sondern in fremder Sache. In Köln kandidiert die linke internationale Liste zu den Integrationsratswahlen. Auf der Liste kandidieren auch Aleviten. Einige Kandidaten habe ich hier gesehen, die Miro Furu, die Vivien, die Gül, alle sind hier und engagieren sich. Und so ein Engagement brauchen wir auch von Alevitinnen und Aleviten hier in Deutschland. Mischt euch ein, macht mit. Zum Schluss, Turgut Öker muss aus der Türkei freikommen. Wir fordern einen Freispruch am 18. Juni. Ich fordere die Bundesregierung auf, nicht locker zu lassen und sich für Turgut einzusetzen. Hoch die internationale Solidarität! Ich habe hier Grußadressen von zahlreichen Freundinnen und Freunden, unter anderem auch von Günter Wallraff, der selbstverständlich nicht hier sein kann, auch aufgrund seines Alters, Corona-Zeiten etc. Aber bevor ich diese vorlese, möchte ich doch die Rednerinnen und Redner, die solidarisch heute hier anwesend sind, vorziehen, für den Fall, dass es plötzlich richtig runterkommt, dass sie nicht umsonst gekommen sind. Und sie hat ganz viel zu tun. Berivan Aymaz von den Grünen, Landtagsabgeordnete, vorher Stadträtin, immer an unserer Seite, unsere Freundin, die uns immer solidarisch begleitet und schon öfter, mehrmals in die Türkei zu Verhandlungen, damals schon für Doğan Akkandı warst du in der Türkei, bei den Verhandlungen, bei den Prozessen mit dabei. Also immer an erster Stelle, wenn es um Menschenrechte geht, um Solidarität geht, um Recht, Demokratie, Gleichberechtigung geht. Bitte, liebe Berivan, du hast das Wort. Schön, dass du gekommen bist. Ich weiß, du hast wahnsinnig viel zu tun. Vielen Dank, liebe Çiller, liebe Kölnerinnen und Kölner, liebe alevitische Gemeinde. Es ist für mich ein wichtiges Anliegen, immer wieder mit euch, den überzeugten, engagierten Kämpferinnen und Kämpfern für Menschenrechte, für Demokratie, nicht nur in der Türkei, sondern auch hier vor Ort immer wieder zusammenzustehen. Und deshalb freue ich mich, heute auch mit euch dabei zu sein. Auch wenn ich mir natürlich wünsche,
dass wir es eigentlich mal beenden könnten. Aber die Situation in der Türkei zeigt, dass wir leider weiterhin immer auf die Straße gehen müssen. Denn wir haben im Moment mehrere Dutzend alleine deutsche Staatsangehörige, die in der Türkei festsitzen, die entweder in Haft sind wie Ozan Cani oder aber auch wie Gönül Öls oder aber auch Bekir Topgider und schließlich Turgut Öker in der Türkei festsitzen und nicht ausreisen dürfen. Wir alle wissen, dass diese Menschen unter fadenscheinigen Gründen dort festgehalten werden. Es ist so, dass man versucht, nicht nur in der Türkei, sondern auch im Ausland, gerade auch in Deutschland, in einem Land, wo es natürlich eine große Community von türkeistämmigen, von kurdischen Menschen gibt, sie mundtot zu machen. Das soll sozusagen zur Einschüchterung dienen. Und umso wichtiger ist es, auf die Straße zu gehen und klarzumachen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Und gucken wir uns doch an, wen trifft es? Es ist nicht zufällig. Es ist nicht zufällig, dass es den Ehrenvorsitzenden der Alevitischen Gemeinde trifft. Damit will die Türkei ganz klar signalisieren, Aleviten und Aleviten sind nicht willkommen in der Türkei. Und gegen diese alevitenfeindliche Politik müssen wir auch gemeinsam vorgehen. Und wen trifft es? Es trifft natürlich die Vertreterinnen und Vertreter der kurdischen Gemeinden, der kurdischen Communities. Es trifft kurdische Musikerinnen und Musiker. Es ist eine klare kurdenfeindliche Politik, die dort betrieben wird. Und umso wichtiger ist es, dass all diese Communities, diese Identitäten, die verfolgt werden, Aleviten, Kurden, progressive Kräfte, LGBTIs, dass sie zusammenstehen und ihre Stimme gegen diesen Autokraten Erdogan auch erheben. Aber dass es so viele deutsche Staatsbürgerinnen und deutsche Staatsbürger trifft, ist auch kein Zufall. Erdogan kalkuliert alles. Er berechnet alles. Er versucht natürlich auch, und das wissen wir spätestens seit Deniz Yücel, diese Menschen auch in Geiselhaft zu nehmen. Er versucht natürlich auch, sie zu einer Erpressungsmasse zu machen. Und hier ist die Bundesregierung aufgefordert, dieses Spielchen nicht mitzuspielen und ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Viel zu lange ist durch diesen dreckigen Flüchtlingsdeal, ein Deal, der menschenunwürdig ist, ja, ist Deutschland, aber auch Europa sozusagen erpresst worden. Damit muss endlich Schluss sein und die Menschenrechtsfrage, die Frage der Demokratie und Freiheiten dürfen nicht in die stillen Hinterzimmer der Diplomatie verschwinden. Sie gehören auf die Tagesordnung aller Gespräche mit der Türkei. Daher fordern wir die Freilassung, die Ausreisemöglichkeit von den Kölnerinnen und Kölnern. Wir fordern die Ausreisemöglichkeit für Turgut Öker, für Bekir Topgider, für Gönül Öz. Wir fordern die Freilassung der Kölnerin Hosan Cani. Aber wir hören nicht damit auf. Wir sagen, free them all. Vielen Dank. Merhaba arkadaşlar, tekrar. Merhaba Turgut Başkan. Saygıyla sevgili selamlıyorum İstanbul'da. Sesimizi duyuyoruz burada meydanda. Evet, söz sizde. Evet, dinliyoruz. Evet, yani köz, bağlı bölümde bugüne kadar nice toplantılar yaptık. Kitlesel olmayan. Bugün de pandemi sonrasının belki ilk kez bizim Enerbe bölgemiz olarak sokağa çıktık bir etkinlik. Bu etkinlik her ne kadar şu an somut konseptindeki benim tekrar yargılanmazla bağlantısı olsa da adalet nöbeti içinden geçtiğim süreçte belki Avrupa'da yaşayan Türk canlıların yan yana gelebileceği tek seçenek olacak.
sadece kendimize özgü değil. Yani sokaklarda adalete ihtiyaç duyan bütün bireylerin, toplumların çığlıklarına sesler ne uzakta nefretinde bulunmamızda bu başta ben çok anlamlı buluyorum. Ve bu konuşmayı gerçekleştirmede emek satan, renk satan hepinize buradan canlı yüklerle teşekkür ediyorum. Alkışı duyuyorsunuz. Bizi aramakla çok mutlu ettiniz. Buradaki yüzleri, simaları görseniz herkesin yüzünde bir tebessüm var. Duygulanan arkadaşlar var. Keşke aramızda olsaydınız. Dayanışmaya devam edeceğiz. Evet, sağ olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Buradan koskocaman bir alkış gönderelim Turgut Başkan'a.